Yeni yılda harç ücretleri değişecek. Peki 1 Ocak tarihinden itibaren pasaport harç ücretleri, ehliyet ücreti ve trafik cezaları ne kadar olacak? Yanıtını almak için CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a dönelim. Uzman konuyla mercek altına alınacak. Yeni yıla artık geri sayım başladı. Tabii yeni yılla birlikte pek çok şey değişecek. Bunlardan bir tanesi de pasaport ve ehliyet harç ücretleri. Peki acaba 2023'te neydi? 2024'te yeni harç ücretleri ne olacak? Tüm bunları uzman konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Yanımda Emin Yılmaz var. Sosyal güvenlik uzmanı efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dilerseniz tablomuza böyle sıraladık. Acaba bir kıyaslama yapmamız gerekirse dilerseniz başlayalım. Ne olacak yeni harç ücretleri? Evet, baktığınız zaman üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması Ekim 2023 itibariyle %58.46 açıklandı. Bununla ilgili hayatımızı etkileyen birçok faktör değişti. Bunlardan bir tanesi pasaport, ehliyet, emlak vergisi, trafik cezaları, işçilerin gelir vergisi tarifesi şeklinde birçok detay var. Bugün sizler için pasaportla ilgili değişiklikleri birlikte değerlendirelim. Harç ücretleri 6 aylık olarak 2023 yılında 1034 lira 55 kuruştu. Bu yıl, önümüzdeki yıl 1638 lira ödeyeceğiz. Bir yıllık pasaportta 1512 liradan 2395 liraya, 2 yıllık pasaportta 2469 liradan 3912 liraya, 3 yıllık pasaportta da 3507 liradan 5557 liraya yükseldi. Peki 3 yıldan uzunsa, işte 5 yıllık, 10 yıllık onlarla ilgili de 4943 liradan 7832 liraya yükseldi. Sadece pasaportun harcı mı var? Değil. Mutlaka bir pasaportunuzun defteri olması lazım. Dolayısıyla defter belgesi, defter bedeli olarak da 501 liradan 793 liraya yükseldi. Diğer detay ise ehliyetlere harçları da beraberinde yükselmiş oldu. Ehliyet aslında en çok merak edilenlerden bir tanesi de ehliyet. Özellikle yeni yılda onlar da değişecek yeni yılla birlikte 1 Ocak'tan itibaren, değil mi? Doğru, onlarda da yeniden değerleme oranımız olan %58.46 oranında bir zam yapıldı. A sınıfı bir ehliyette 2023'te 825 liradan 1308 liraya, B sınıfında 2489 liradan 3945 liraya, uluslararası ehliyette 1657 liradan 2626 liraya hatasız kul olmaz diyoruz. Dolayısıyla da biz trafikte bir hata yaptığımız zaman yasa koyucu bunun müeyyideleriyle bize cezalandırıyor. Trafik sürücülerin en çok merak ettikleri noktalardan bir tanesi de galiba bu başlık, değil mi? Evet, dolayısıyla buradaki trafik cezalarına da bir artış oldu. Bakalım, kırmızı ışıkta 953 liradan 1510 liraya geçtiğimiz zaman cezası var. Buyurun. Evet, kırmızı ışıkta geçmenin cezasını söylüyoruz şimdi, değil mi? Doğru, kırmızı ışıkta işte sehven, hatayen geçtiğimiz takdirde 953 liradan 1510 lira cezası var. Hız sınırının %30'luk kısmının aşmasıyla bir hız yapılırsa sürücülerimiz 953 liradan 1510 liraya, hız sınırından %30'un da üzerinde bir aşma varsa 1979 liradan 3136 liraya. Bunun altını çizelim. 2023 yılında hız sınırının %30'unu aşan sürücü 1979 lira öderken 2024 yılında bu ücret 3136 lira olacak. Yani iki katlık neredeyse bir artış var. Doğru. Buradaki hesaplama yöntemi nasıl? Misal veriyorum. O sınırlar içerisinde 100 kilometre hızla gitmeniz lazımdır. Ama siz 135 kilometre hızla gidiyorsanız dolayısıyla %30'un üzerine çıkmış oluyorsunuz. O zaman da 1979 liradan 3136 liraya yükselmiş oluyor. Alkollü araç kullanmayı tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Dolayısıyla burada da 4250 liradan 6750 liraya varan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii tüm bunlar aslında, değil mi, sürücülerin ve yayaların iyiliği için. Yani ceza oranlarının arttırılmasının sebebi de aslında en azından caydırıcı olması niteliğinde. Doğru, cezaların bence daha fazla olması lazım ki burada
hem can güvenliğimiz hem mal güvenliğimiz bunların garanti altına alınması lazım. Bu seneki harç ve cezalar bu yönde değerlendiriliyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi hemen şöyle bir kısaca toparlayalım. Yeni yıl artık bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Yeni yılla birlikte 2024 ile birlikte pasaport harç ücretleri, yine harç bedel ehliyet harçları ve trafik cezaları başta olmak üzere pek çok ücret yeniden belirlendi. Değişiklikler yaşanacak. Biz de uzman konuğumuzla birlikte tüm bunları ekranlarınıza getirdik. Kameraman arkadaşım Emir Ünlü'nün görüntüleriyle izlediniz diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım.